Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 101 soruda TYT Matematik serimizin ikinci videosu olan yani 21 ila 40 arası soruların çözümünde yine birlikteyiz. Yanımızda yine Elif var. Evet Elifciğim, hadi başlayalım. Başlıyor muyuz? Başlayalım hocam. Heyecanlı mısın? Çok fazla. Şimdi güzel bir soru, iyi bir soru arkadaşlar. Bakınız, şöyle 3 basamaklı sayılar A, B, C, C, A, B, B, C, A şeklinde. Birinci öncü diyor ki x artı y artı z toplamı 37 ile tam bölünür. E bakalım, x'i y'yi z'yi toplarsak sevgili arkadaşlar, Elifçim x'in y'nin z'nin toplamı. Şunları çözümleyerek toplarsak burada kaç A var? 100. 100 A. 10 A. Orada 11. 1. 111 tane ne var Elif? A var. A var. E kontrol ettiğimizde hepsinden 111 tane olduğunu görüyor muyuz? Evet. 100C, 1C değil mi? Hepsinden. Hı hı. O zaman şöyle bir parantez açarak 111 A artı B artı C diyebilir miyim buna? Evet. Çok güzel. Peki ben 111'i 3 çarpı 37 yazsam yazar mıyım? Değil evet. mi? 111 3 çarpı 37'dir. 37 ile bölündüğünü gördük mü? Evet, gördük. Bölünüyor. Hop. Bunu işaret ettik. Diyor ki x 3 ile tam bölünebiliyorsa, x'e bak, 3 ile tam bölünüyor ne demek? A'nın, B'nin, C'nin toplamı 3'ün katı demek değil mi? Evet. Peki x diyelim ki 3'e bölünüyor. Y de bölünür mü? Y de bölünür. Çünkü o da CAB. Onun da rakamları toplamı 3'ün katı. Bunun da rakamları toplamı 3'ün katı. O zaman x 3'e bölünüyorsa alayı bölünüyor demektir. Öyleyse y de bölünüyor 3'e, z de bölünüyor 3'e. Yani bunda 3'ün katı, bu da 3'ün başka bir katı. 3K ile 3M'ye çarparsan 9KM yapacaktır. E bu da ne demek? 9 ile tam bölünüyor demek değil mi? Şimdi üçüncü öncüle dikkat. Üçüncü öncül önemli. X artı Y artı Z toplamının 11 ile bölümünden kalan A artı B artı C toplamının 11 ile bölümünden kalana eşittir diyor. Şimdi buradan baktığımızda X artı Y artı Z 111 çarpı A artı B artı C olarak yazdık ya hani. Şimdi sevgili Elif'ciğim, bunun 11 ile bölümünden, yani şuranın 11 ile bölümünden kalanı bulurken bu çarpmaya ayrı ayrı bulabiliyorum. Ayrı ayrı. Yani şu vatandaşın 11 ile bölümünden kalan, 111'in 11 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. 110 tam bölünür. Çünkü 1 kalır. Bunun da her ne bilmiyorum ama 1 çarpı A artı B artı C. Bundan kalan neyse bundan da kalan odur. Doğrudur. Çünkü diyor ki bak ne diyor? X artı Y artı Z toplamının 11 ile bölümden kalan A artı B artı Z toplamının 11 ile bölümden kalana eşittir diyor. Yani bu bir kalanını verdiği için bundan kalan etkilemiyor. Bundan kalan neyse o oluyor. Okey? Okay. 1, 2, 3 doğru. Edirne diyoruz. Geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, bakınız. Sıkma meyve suyu satan bir firma müşterilerinin elma, nar, portakal ve kivi meyvelerinin karışım kokteyl tercihlerine göre ücret belirlemiş. Örneğin elma ile nar suyu, bak elma ile nar suyu ne? A. Karışımın fiyatı 5 liraysa diyor, yani A 5 ise elma ile portakal suyu karışım fiyatı ne oluyormuş? 10 TL. Çünkü elma ile portakal suyu 2A yapıyor. 5 çarpı 2 10. Şimdi Tarık ne tercih etmiş? Elma, portakal suyu. O ne yapıyor burada elma ile portakal suyu? Bak hop. 2A değil mi? Suyu karışımını içtikten sonra bir de ne içiyormuş? Nar portakal. Nar portakal. Yani bir kere 2A içti. Onu ödeyecek. Evet. Yani ödemeden olur mu? Değil mi? Sonra Tarık ne yapmış bir de? Nar portakal. Nar portakal. Valla güzel oluyor nar portakal. Denedin mi hiç? Denemem nar hocam. Portakal bak. Nar portakal ne oluyor? A artı 4. A artı 4. A artı 4. Ve ne kadar ödedi? Ne kadar ödemiş? 28 TL. Eşit 28'e. 3A artı 4 nedir arkadaşlar? 28. E 4'ü karşıya fırlat bakalım. 24. A ne çıktı? 8. 8. Şimdi diyor ki sadece elma kivi suyu tercih etseydi. Elma kivi suyu ne yapıyor? A eksi 2 yapıyor. Yani 8 eksi 2 6 lira ödeyecekti. Evet. Evet, güzel bir mutlak değer sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi burada A, B, C gerçel sayılar demiş. Böyle mutlak değer içerisinde A artı B eksi 2, 6, C eksi 4 de 8'miş. A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer diyor. Şimdi Elif'ciğim, A artı B eksi 2, 6'ya eşitse mutlak değer bakımından
A artı B eksi 2 neye eşittir? Ya 6'ya ya eksi 6'ya. Tabii. Şimdi ben tercihen, değil mi? Bunu bu tarafa atacağım. Hı hı. Bunu tercih edeceğim. Sebep? Çünkü A artı B eksi toplamın en küçük değerini istiyor. Ben bunu tercih edeceğim. Şimdi şuna bakalım. C eksi 4 ne olmalı? İçi. Ya? 8. Ya? Eksi 8. Peki ben neyi tercih edeceğim Elif? Eksilerini. Değil mi? Eksi 4. Tabii ki bunu tercih edeceğim. O zaman A artı B artı C toplamı da arkadaşlar eksi 4 artı eksi 4 eksi 8 yapacak. İşaretliyoruz. Doğru cevabımız ne? D şıkkı. Evet. Şimdi yine ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi. TYT çıkmış sorularda çok benzerlerini görmüşsünüzdür. Denemelerde sık sık karşınıza çıkıyordur. Bir kitapçıda satılan roman, hikaye ve bilim kurgu kitaplarının satış fiyatları sırasıyla RH, B harfleriyle gösteriliyormuş. Yukarıdaki tabloda Nihat, Gökçe ve Tuğberk isimli 3 öğrencinin bu kitapçıdan aldıkları ürün sayıları gösterilmiş. Aldıkları kitaplar için en çok parayı kim ödemiş? Tuğberk. Hemen hesaplayayım, en çok parayı ödemiş. En büyük o. Ne bu? 2 roman almış. 2 R. Artı 2 hikaye almış. 2 H. Ve bir tane de bilim kurgu almış. B'ymiş, pardon hocam. Ha, B. Evet, B, doğru. Şimdi, en az parayı kim ödemiş? Gökçe. O zaman Nihat ikinci sırada değil mi? Evet. Yani bu Nihat'tan büyük. Nihat 2 R, sonra H. 1 H, 2 B. Ve üçüncü olan da, yani Gökçe en az parayı bu ödemiş. R artı 3 H artı 2 B. Sıralama bu. Hı hı. Şu ikisine bakın bakalım sevgili arkadaşlar. Şu ikisine bakın. 2 R'ler gider mi? Aynen. H'ı bu tarafa atarsak 1 H. B'yi o tarafa atarsak B. H'ın B'den büyük olduğunu öğrendik. Hı hı. Şu ikisine bir bakalım mı? Şu ikisine. Bakalım hocam. Bakalım. 2 B'ler zaten karşılıklı gidiyor. Şunu şöyle yazayım arkadaşlar. 2 R artı H 2 B artı 2 B büyüktür. R artı 3 H artı 2 B. 2 B'ler gitti. R'yi bu tarafa alalım. Atalım. Bunda 2 H değil mi? Hı hı. R 2 hikaye kitabından daha büyükse 1 hikaye kitabından çok daha büyüktür değil mi? Evet. R H B doğru cevap. Adana. Evet hocam. Geçelim mi? Hadi bakalım. Evet, ÖSYM'nin yine sevdiği bir soru tarzı şu. Bir tanım veriyor. Ona bir örnekle açıklıyor ve sizin de bulmanızı istiyor. Şimdi asal bölenlerinin toplamı asal olan. Bak, asal bölenlerinin toplamı ne olacakmış? Asal olacakmış. Pozitif tam sayılara toplam asal sayı denir diye bir tanım oluşmuş. Yani böyle gerçekten dönüyor mu? Denmiyor mu? Böyle bir şey de yok yani. Adam uyduruyor da olabilir. Bunu ne yapacağız? Önce ne demek istediğini anlayacağız. Örneğin 22 sayısı bir toplam asal sayıdır. Neden? Çünkü asal bölenleri 2 ve 11 ya. Hı hı. Topluyorsun ne oluyor? 13. 13 asal sayıdır. Evet. Yani asal bölenlerinin biri tek biri çift olmak zorunda. Aksi takdirde asal olması mümkün değil, değil mi? Evet hocam. Yani ikisi de tek olsaydı mesela 11 ile 13 olsa topla 24 yapar. Buna toplam asal diyemeyiz. Biri mutlaka çift. Çift, birisi biri de tek olacak. Hı hı. O zaman bir tanesi mutlaka 2 olacak. 2 basamaklı en küçük pozitif toplam asal sayı 10'dur diyor. 10'dur. Neden? Çünkü 10'un asal bölenleri 2 ve 5'tir. 5. 2 ve 5'i topla bakalım. Topla. 7. 7 yaptı. Asal mı? Evet. O zaman buna toplam asal denir mi? Denir. O zaman buna bir tik atıyoruz. En küçüğü de bu zaten. Ondan daha küçük 2 basamaklı sayı yok çünkü. 2 basamaklı en büyük toplam asal sayı 99'dur diyor. 99'un asal çarpanlarına bakarsak arkadaşlar 3'ün karesi ve çarpı 11 olduğundan 3 ve 11. 3 ile 11'i topla bakalım, mümkün mü? 14 değil. Asal değil. Yanlış. 2 basamaklı toplam asal sayılar çift sayıdır diyor. Çift sayı olacak çünkü az önce bahsetmiştik. Neydi? Biri mutlaka 2 olmak zorunda. Evet. Yani bir tek bir çift olmak zorunda. Dolayısıyla 3. öncülümüz de çok doğru bir öncül. O zaman ne yapıyoruz? 1 ve 3'ü işaretliyoruz ve geçiyoruz. Evet, yine basit bir soru. Aşağıdaki çemberlerin içine birer sayı, karelerin içine ise toplama çarpma işlemlerinden biri yazılıyor.
ve içindeki sayı işlem o karenin üstündeki çemberlerin içinde olan sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak aşağıdaki işlem tablosu oluşturuluyor. Hı hı. Basit yapalım hemen bak şimdi. 50 25 çarpı 2 idi. O zaman buna ne diyelim hemen? 5 kök 2. Kök 8. 2 kök 2. 2 kök 2. Bununla bunun nesi 7 kök 2 yapacak? Toplamı. O zaman A yerinde ne yazacaktır? Artı. Burada değil mi? Bakın artı. Şimdi 2 kök 2 ile 2'yi çarptığımızda ne yapacaktır? 4 kök 2. O zaman B'de 4 kök 2. 4 kök 2 ile 7 kök 2 ile toplarsak 11 kök 2 yapacak. Değil mi? Evet. Doğru neymiş? Artı olacak. Sonraki 4 kök 2, 11 kök 2 artı 4 kök 2, 11 kök 2. Doğru cevap C şıkkı sevgili arkadaşlar. Evet. Bir yine tanım veriyor böyle sorular. Çıkıyor biliyorsunuz. Bir A doğal sayısının şanslı bir sayı olup olmadığını belirlemek için şöyle bir yöntem uygulanıyor. Toplamları A'ya eşit olan pozitif tam sayı grupları oluşturuluyor. Her bir grup için gruptaki sayıların çarpmaya göre tersleri bulunuyor ve bunlar toplanıyor. Bu toplam herhangi bir grup için 1'e eşit oluyorsa A doğal sayısı nasıl bir sayıymış? Şanslı bir sayıymış. Örnekten anlayalım. Yani böyle çok şey söyler belki ama örnekten tam anlarız. Örneğin 4 şanslı bir sayıdır çünkü 2 2 diye ayırıyormuş bunları. Hani 2 ile 2 4 yapıyor ya. Hı hı. Bunun çarpma işlemine göre tersi nedir? 1 bölü 2. Bununki nedir? 1 bölü 2. Topluyorum. 2 bölü 2 yapıyor. Aa bak şanslı sayıymış. Hı. Diyor ki buna göre aşağıdaki hangisi şanslı sayıdır? Burada hemen dikkatimi 4'e benzer yani 3 artı 3 artı 3 diye yazacağım 9 çekti. Yani bunların çarpmaya göre tersi ne? 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 toplarsak ne yaptı? 3 bölü 3. Ve 1 yaptı mı? Evet. Çok şanslı bir sayı. 9. Şanslı sayın kaç? Yok mu? Yok sanırım. Bakalım şimdi. Bak. Yukarıda verilen tabloda Akın, Güney ve Kaan kardeşlerin gün sayılarına göre babalarından aldıkları harçlık miktarları verilmiştir. Üçünün aldığı toplam harçlık ne kadarmış? 192 lira olduğuna göre Akın'ın babasının aldığı günü karşılık kaç liradır? Şimdi 8 gün her gün ne kadar almış? 2 üzeri x. Toplam harçlık 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x'ten 2 üzeri ne yapar? X artı 3 yapar. Hı hı. Güney'in aldığı paraya bakar mısın? 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri? X eksi 5. Bunları da toplarsak o da 2 üzeri x artı 3 yaptı mı? Hı hı. Tabanlar aynısı, üstler toplanır. Evet. Kaan'cığımızın aldığı paraya bakalım. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri x eksi 2. 2 üzeri x artı 3 yapar mı? Hı hı. Şimdi bunların harçlıkları toplamı neymiş? 192. Bunları topladığında 3 tane 2 üzeri x artı 3 yapar mı Elif? Evet. 192. Ve 3'e bölüyorum. 2 üzeri x artı 3 ne yapar? 64. 2'nin 6. kuvveti midir? Evet. X kaç olur? 3. 3 olur. X neymiş? 3. Peki bize kimi soruyor? Akın'ın babasının aldığı günü karşı. Akın şuydu. 2 üzeri 3 alıyor. Günlük yani ne kadar 8. alıyormuş? 8 lira. Buradan Akın'ın babasına da seslenmek istiyoruz. Bence artık de hocam. 8 yetmiyor. Lira yetmez. Evet. Lütfen Akın'ın harçlığını artıralım. Sen de babana söylemek istiyorsan. Babamdan memnunum şu an. Evet, 29. sorumuzda bir üssü sayı sorusu, değil mi? Evet. Üssü sayı sorusu değil mi? Bunlar üssü ifadeler. Şekilde x ve y değerleri bağlı oldukları iki sayının çarpımlarına eşittir. Yani x neye eşitmiş o zaman? Bununla bunun çarpımına eşit. Buna göre diyor hangileri doğru? Şimdi x ve y'nin çarpımı bunları çarpacağım değil mi? Hı hı. Önce Elif'ciğim üstü sayılardan hatırlayalım. Üstü tek olan sayıda eksiyi dışarı bırakır değil mi? Hı hı. Yani şöyle yazalım mı x'i? X eşittir eksi. 4'ü de çevir bakalım Elif. 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 6. Güzel. Hı hı. Peki bunu çarpıyor. X bu değil. X bununla bunun çarpımı. Ha. Şimdi çarpalım. Evet. Kimle çarpacağız Elif'ciğim? 8 üzeri eksi 3'le. 8 nedir? Söyle. 2 üzeri 3. Ve 2 üzeri eksi 9 oldu. Aynen. Harika. Peki eksi 2 üzeri eksi 3 oldu değil mi? Tabanlar aynısı, üstleri topladık. X'imizi evet, bulduk. Şimdi y'yi bulalım gel. Şuraya yazalım. Y'de kimle kimin çarpımı Elif? 8 üzeri eksi 3 ile. Onu söyleyelim yeniden. 2 üzeri eksi 9'du. Çok güzel. Çarpı.
Şuradaki eksi sence kalır mı bize, gider mi? Kalır. Gider. Yani gider, artı oluyor. Artı oluyor. Hı-hı. Üstü çift çünkü. 16. 16'yı da 2 üzeri 4 yazdık mı? Üstüyle de çarptık mı? 16. Çok güzel. Peki y ne oldu? Söyle bakalım Elif. 2 üzeri 7. Güzel. Peki şimdi birinci öncülün doğruluğunu test ediyoruz değil mi? Hı hı. Bir kere altlar eşitse üstler toplandığından hani eksi 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 7'yi çarparsak eksi 2 üzeri ne yapacaktır? 4. Oysa bu ne demiş? 2 üzeri 8 yanlış. Hı hı. Şimdi y bölü x demiş. Önce y'yi yazalım. İkinci öncülü test ediyoruz. Sonra x'i yazalım. X neydi? X neydi? Eksi 2 üzeri eksi 3. Artının eksiye bölüm arkadaşlar. Eksi. Eksi. Eksi 3'ü de yukarıya ne diye geçiriyoruz? Artı olarak. Yani 2 üzeri 10. 10 olmuş oldu. Doğru. Hı hı. X'e y'nin toplamının sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. X'e y'nin toplamı. Üçüncü öncülü test ediyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 7, 128. Buysa eksi 1 bölü 8 değil mi? Evet. Eksi 1 bölü 8 ile 128'i toplarsak tabii ki de pozitif olur. 2 ve 3 doğru cevap. Yani doğru cevabımız neymiş? C'ymiş diyoruz. Tamam. Evet bakalım neymiş bu kazanma bir olasılık sorusu. Aşağıda bir zar oyunun kuralları verilmiştir. Oyun tek zar ile oynanmaktadır. Zar bir kere atıldığında 4'ten büyük bir sayı gelirse kazanıyorsun. Ve 4'ten küçük gelirse kaybediyorsun. 4 gelirse bir kez daha atıyorsun. Hı hı. Öyle. Şimdi buna göre diyor bu oyuncunun bir oyuncunun bu oyunu kazanma olasılığı nedir? Şimdi yani çok şanslısın tak diye 4'ten büyük geldi. 2 bölü 6 ihtimalle kazanmışsındır değil mi? Evet. Bu kazanma ihtimalinin artığı. Eğer 4 gelirse ki 1 bölü 6 ihtimalle gelir değil mi 4? Evet. Bir kez daha şans veriyorlar sana. Bir kez daha atılıyor. Yine 4'ten büyük gelmesi lazım tabii kazanman için. 2 bölü 6 ihtimalle o zaman da kazanırsın. Ya böyle kazanırsın ya böyle kazanırsın. Bakalım kaç ihtimal kazanırsın. Bunu 6 ile genişletelim mi? Çünkü burası 36. Ne yaptı burası? 12. Burası da 2. 14 bölü 36. 2 ile sadeleştirelim. 7 bölü neymiş? 18. İhtimali kazanıyoruz. Okey? Okey. Evet sevgili Elifçiğim, uygun şartta fx ve gx fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. ABC rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. FABC toplamlarını veriyormuş. GABC neyi veriyormuş? Çarpımlarını veriyormuş. Olduğuna göre diyor FABC, F121G, 211 eşitliğini sağlayan kaç farklı 3 basamaklı ABC sayısı vardır? Evet yine güzel bir soru bence tam böyle sınavlık bir soru. Şimdi burada bunu anlamak başka hiçbir şey yok. Bu 121'i de F ne yapıyormuş? Rakamları topluyor. Topluyoruz. Bu FABC ne yapıyor? Rakamları topluyor. Yani bunu ben söyleyeyim A artı B artı C. Hı hı. F şurası kaç yapıyor? 4. Güzel. G 211 ne yapıyor? Çarpımları 2. 2 çarpı 1 çarpı 1. Bak G çarpın diyor. Yani 2. Evet. A'nın, B'nin, C'nin toplamı kaç yapacakmış? 6. 6 yapacak. Şimdi benden bunu bu şekilde kaç farklı sayı yapacağımı soruyor. Şimdi buradaki şeyi de okuyalım. Neymiş? Sıfırdan farklı. Sıfırdan farklı olduğu için sıfırdan farklı olduğu için sıfır veremiyorum. Yani bunlara mesela şöyle versem olur mu? 4, 1, 1. Hı? Olabilir. Şimdi 4'ü, 1'i ve 1'i kullanarak toplam kaç sayı oluşturabilirim? Kaç sayı, kaç ABC yapabilirim? Sonuçta 4, 1, 1 yapabilirim. 1, 4, 4 yapabilirim değil mi? 1, 1, 4 yapabilirim. 6 tane. 1, 4, 1. Ama bu 1 tekrar ettiği için ha doğru. Evet. Ne yapar? 3 faktöriyel bölü 2 tekrarlı permütasyonu düşüneceğiz evet. Burada. Güzel. O da kaç yapar? 3. 3. Başka ne olabilir 4, 1, 1'den başka? 3, 2, 1. Olmaz mı? 3, 2, 1. Bak 6 yapıyor. Evet. Bunu normal tekrarlı değil. Bu 3 faktöriyel kadar değişebilirler. Hı hı. 3, 2, 1, 3, 1, 2 gibi. Kaç yapar? 6. Bir tane daha kaldı. O da ne? 2 artı 2 artı 2. Kaç yapar? 6 yapıyor değil mi? Evet. Bu zaten bir tane. İhtimal. Bir durum. O zaman 9 kaç yaptı? 10. 10 tane bu şekilde sayı yazabilirmişiz diyoruz. Tamam. Evet. Sevgili arkadaşlar 32. sorumuz şöyle.
Aşağıdaki bir grup öğrencinin fizik, kimya ve matematik derslerinden aldıkları notlar x değişkenine bağlı olarak gösterilmiş. 66 not alanlar kaç kişilermiş? X. 80 üzeri not alanlar. 2x artı 6. Şimdi okuyalım bakalım soruyu. Ne diyor? Her öğrencinin bir ders aldığı bu gruptan, bir ders aldığı grupta fizik ve kimya derslerinden 80 üzeri not alan öğrencilerin toplam sayısı ne onlar? Fizik ve kimya derslerinden 80 üzeri not alanlar kaç kişiler? Buradakiler. Yani 2x artı 6 ile 2x artı 4. 4x artı 10. Evet. 4x artı 10. Onlar, işte onlar matematikten 66 not alanların sayısından 12 fazla. Matematikten 66 not alanlar? 3x. İşte 3x'ten ne kadar fazlaymış Elif? 12 fazla. 12. Şimdi buradan x'i yalnız bırakırsak ne çıkar? 2. Değil mi? X neymiş? 2. Buna göre bu grupta 66 not alan kaç öğrenci vardır? Şunları mı soruyor? Evet. Yani 6x'i soruyor. 6 çarpı 2. 2 kaçmış? 12. İşaretleyelim mi? Evet. A şıkkı geçelim. Evet. Yine periyodik tekrar sorularından birisi bu. Güzel bir soru. Dikkatli okunursa çok rahat çözülebilecek bir soru. Bu baktığında şu tekrar ne? 0369 0369 her 4'te bir tekrara başlıyor, evet. Değil mi? Diyor ki rakamlar yazıyor ve 95. rakam yazdıktan sonra duruluyor. 95'te duruyoruz. Hı hı. Şimdi 95. rakama kadar kaç tane dörtlü dörtlü grup oluşturdu? Bir bulalım mı? Bulalım. 2 kere 4 8 1 15 3 kere 12 3 arttı. Bunun anlamı şu. Bunun anlamı 23 defa sevgili arkadaşlar 0369 yazıyorsun. 0369 0369. Sonra ne oluyor? En son 3 tane daha yazıyoruz. Kim onlar? 6 da bitiyor. 0 3 6. 9'u yazmıyoruz. Evet. Yazdığı 0 rakamı 23 tanedir diyor. Yo, 23 tane grupta hani 23 kere 0 yazmıştık. Bir de bu var. 24 tane olmalıydı. Var. Hayır, bu bizi kandırmaya çalışıyor. Evet. Yazdığı tüm rakamların toplamı neymiş? 423. 423'tür. Peki 23 defa şu grubu yazmıştık. 9, 15, 18. Bir kere 23 ile neyi çarpacağım? 18'i. 8 kere 3, 24. 8 kere 2, 16. 18. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. 4, 11. 414 yaptı mı? Evet. Evcim. Hı hı. Ama bunlar da var. Evet, 9 onlar da 9 yapıyor değil mi? 0, 3, hı hı. 6, 9. Bir de bunun üstüne 9 ekleyelim. Ne çıktı? 423 çıktı. Doğru. En az 9 rakamı mı yazılmıştır? Evet. Çünkü 0 bir fazla, 3 bir fazla değil mi? Artık aynen. 9 bittiği için, 9 yazmadığımız için en az 9 yazılmış. Bu da doğru. Nereye işaretliyoruz? C şıkkını. Evet. Şimdi uzunlukları birer tam sayı olan elma, armut, ayva, fidanlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Elma, armut ve ayva fidanların uzunlukları şöyleymiş değil mi? Hı-hı. En kısa kimmiş? Elma. En uzun? Ayva. Ayva şu bak 3x eksi 15 değil mi? Hı-hı. En uzun. En uzunu kimdi? Ayvaydı. En kısa da elma. Elma hangisi? Şu. 2x eksi 10. İkinci sırada kim var o zaman? Armut yani? X artı 15. Sonra? 2x eksi 10. Güzel. Böyle eşitsizlikleri biz nasıl çözerdik Elif'ciğim? Şöyle ikili alırız. Sonra şöyle alırız değil mi? Hani evet. Şu ikisini alırız. Sonra da bu ikisini alırız. Şu ikisini bir alalım. Al bakalım al. Hadi. Bunu bu tarafa geçir. 2x. Eksi 15 o tarafa geçir. 30. X büyüktür neyden? 15'ten. Bunu bir tutalım. Hı hı. Bir de şuna bak. Bak. Bakıyor musun? Bakıyorum hocam. Dikkatli bak ama. 2x eksi 10. Eksi 10'u geçir. 25. Bunu da x. Geç. X de 25'ten küçükmüş. Bizim x'imiz neymiş biliyor musun Elif? 15'ten büyük, 25'ten küçük. Şimdi elma fidanın boyu en az 20 santimdir diyor elma. Hı hı. Şimdi elmaya 15 yazsak. Şuraya bir 15 yaz bakalım. 30, 20. 20 değil mi? Evet. 20 ama 20'den küçük. Büyük olacak değil büyük mi? Büyük olacak evet. Çünkü biz en küçüğünü aynen. Aldık. 15 zaten veremiyoruz ki. Veriyormuşuz gibi yaptık yani değil mi? 15'i verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Düşüklük yok. Hı hı. 15'i yazdığımda 30, 10 çıktı. 20. O zaman bu doğru söylemiyor. Yanlış.
Armut fidanın boyu en çok 39 santimdir. 25'i kullanalım. Gel armuta 25 koyalım. Armut neredesin? Armut çık ortaya. Emme dersem çıkma. Armut 25, 40. Evet. O zaman 40 değil 39 olması gerekiyor. Aha. Doğru. Doğru. Doğru görünce bir rahatlıyor musun? Evet hocam, bir rahatlıyor. Evet, insan rahatlıyor. Tüm fidanların boyları toplamı en az neymiş? 80. O zaman en azı kullanalım. 15 kullandık burada, 30, 10. 20. 20'miş gibi yapalım. Aynen. Artı 15 kullan. 30'mış gibi yapalım. Artı 15 kullan. 45, 15, 30. 30, 60, 80 oldu değil mi? Evet. Kullanamadık ama biliyorsun. Hı hı. Ya bu 80 demiş. Doğru değil. Evet. Yalnız 2. Hangi şık? Aşık. Evet sevgili arkadaşlar, matematik soruları burada bitiyor. Şimdi sözü Şahin Hoca'ya bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. 35. soruyla devam ediyoruz. ABCDF bir düzgün altıgen denmiş. KLM'nin orta noktalar. Düzgün altıgenin çevresi 24 santimetre. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarını x diyelim. 6x 24 ise x buradan ne gelir? 4 gelecektir. Demek ki düzgün altıgenimizin bir kenarı 4 santimetre. Burası 2, 2, 2, 2 oldu. KLMNF buranın çevresi nedir diye soruluyor. Bakın şuradan bir dikme indiriyorum. Dikme indirdiğimde burası 30, 60, 90 üçgeni olur. 30 derece, burası 60 derece. Şimdi 30, 60, 90 olduğunda 30 derecenin karşısı 1 olacaktır. Şuradan da bir dikme indirdim. Aynı şekilde burası da 1. Şu 4 olduğuna göre burası da 4. Şimdi dikkat edin. MN ile KL birbirine eşit. KL 6 ise bu da 6. Bizden KL işte şu içteki çokgenin KLCMNF buranın çevresi istenmişti. 2 tane 6 birimlik kenar var. 4 tane de 2 var. 12 artı 8'den 20. Doğru cevap E seçeneği. Şimdi bir analitik düzlem sorumuz var. ABŞ 0 noktasının y eşittir k doğrusuna göre simetri olan noktanın orijine uzaklığı 13 birimmiş. Şimdi A noktasının y eşittir k doğrusuna göre simetri olan nokta. Şöyle simetri olan noktayı alalım. 5'ten k'ya gelmiş. Orijine uzaklığı 13 birimmiş bunun. Şu mesafe O diyelim, A diyelim. AO 13 verilmiş bize. Şimdi bakın burası 5. Burası 13. O zaman şuna A üssü diyelim. A üssü A uzaklığı ne olur? 12 birim olur. Eğer A üssü A uzaklığı 12 birim ise şurası ordinatımız burada 12. Şu mesafeler birbirine eşittir. Çünkü simetriğini aldık onun. O zaman bu noktanın ordinatı 6 olacaklar. Yani K eşittir 6 olur. O çeyrek çemberin merkezi. OA ve OB yarım çemberlerin çapıdır demiş. OA uzunluğu 4. Bu verilere göre taralı bölgenin çevresi nedir? Bakın burada bir çeyrek çemberimiz var. Burada da bir çeyrek çemberimiz var. Ve eş çeyrek çemberler bunlar. Bu eş çeyrek çemberlerde şu O üssü diyelim, küçük çemberin merkezi. Yarı çapı 2 değil mi? Burada çektiğinizde burada sol tarafta bir kare oluşur. Ve bu karenin yarı kenarları da ikişer birim. Bakın çeyrek çemberde şu uzunluk 2 pi çarpı 2 bölü 4. Çeyrek çemberi olduğu için. Ama 2 tane çeyrek çember var. 2 ile çarpıyorum. Yani 2 pi. Bu uzunluk 2 pi. Peki bir de burası var. Burası da yarı çapı 4 olan çeyrek çember. Yani 2 pi çarpı 4 bölü çeyrek çember olduğu için 4'e bölüyorum. O da 2 pi. Bizden istenen bu kısmın çevresiydi. Yani 2 pi ile 2 pi'nin toplamı artı 2 pi eşittir 4 pi. Taralı bölgenin çevresi olur. Bir dikdörtgenler prizması verilmiş. Bir ayrıtı 6 santimetre olan küp. Şimdi bu bir küpmüş arkadaşlar. Bu küpün 1 bölü 4'ü kesilerek şekildeki gibi oluşturulan su kabı. Şu şurada gördüğünüz su kabından bahsediyor. Ayrıtları 1, 2 ve 3 olan dik prizma şeklindeki su bardağından kaç bardak su alır? Şimdi normalde bu 6'ya 6'lık bir küp. 6'ya 6'lık bir küp. Bu küpten ben
Dörtte birini çıkartmışım. Kalan kısmın hacmi ne olur? 6'nın kübü çarpı 3 bölü 4 olacaktır. Kalan kısmın hacmi. Bunu ayrıtları 1, 2, 3 olan dikdörtgenler prizması şeklinde su bardağı diyelim. O bardaktan boşaltacağımız sularla dolduracağız. O zaman hacimler şöyle eşit olur. X bardak kullanacaksam eğer x çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 yani şunun hacmi çarpı x bana büyük kabın hacmini vermeli. Bu durumda x ne olur? 6, 6, 6, 3. Sadeleştirmeleri kolay yapabilmek için yapıyorum. 2 çarpı 3, 6, 7 bölü 4. 6'lar gitti. 4'ler burada gitti. 3, burada da gitti. 3, 27. 27 bardak su alırmış. ABC eşkenar üçgen verilmiş. DBE ikizkenar üçgen. DBDE'ye eşit. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Bakın burası 60 derece. 60 derece. Ben buraya alfa diyorum. Alfa artı 21. Alfa artı 21 derece eşittir 60. Ayrıca DBE ikizkenar üçgen olduğu için burası da alfadır. Ve dikkat edin. Alfa ile x'in toplamı bu da 60 derecedir. O zaman dikkat edin buradaki eşitliğe. X ile 21 birbirine eşit. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi geldik 40. sorumuza. İkizkenardaki üçgenlerimiz var. Üçgenimiz var. AH BH'a eşit. AB ile HC de birbirine eşit. AC uzunluğu 2√3 verilmiş. Buna göre AH kaçtır? Şimdi solda ikizkenardaki üçgenim var burada benim. Bunlar 45'er derece. X, X bu X kök 2. HC ile AB eşit. Bu da X kök 2. Bakın burada Pisagor uygularsanız X, X kök 2. Burası da Pisagor uygularsanız X kök 3. X kare artı X kök 2'nin karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi. Ya da x, x kök 2, x kök 3 diyebilirsiniz. X buradan 2 gelecek. Denklemi çözdüğümüzde. Bize de zaten bu sorulmuş.